Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikte daha karşınızdayım. Bugün size arkadaş Zantares, Can 4 kardeşin görüntü ayarlarından bahsedeceğim. Görüntü ayarlarını yaparak daha iyi bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Zantares bildiğiniz üzere görüntü ayarlarını değiştirmeyen birisi. Uzun zamandan beri oyuna başladığı zamandan beri bu görüntü ayarlarını kullandığını kendisi de canlı yayınlarında zaman zaman dile getiriyor arkadaşlar. Ben öncelikle sizlere Zantares'in görüntü ayarlarının yayınlandı. Zantares'e birçok e-sporcunun görüntü ayarlarının yayınlandığı siteden bahsedeceğim. Hemen şöyle sitemize gidelim. Google'u açıyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten hazırlamıştım şöyle. Zantares Settings dediğiniz zaman arkadaşlar prosettings.net diye bir site var. Burada arkadaşlar bütün yayıncıların e-sporcuların görüntü ayarlarını, işte kullandığı mouse'larını, görüntü ayarlarını, DPI'larını, V-modullarını, crosshair'larını hepsini burada görebilirsiniz ve ayrıca config'leri de burada arkadaşlar download dediğiniz zaman config dosyasını indirip atabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Başlangıç ayarları da burada mevcut arkadaşlar. 240 Hz oynuyormuş bu arada. İtemleri burada mevcut, kullanılan ekipmanları burada mevcut. İşte hepsi burada mevcut arkadaşlar. Monitör ayarları falan hepsi mevcut burada. Ben bugün sizlere Zantares'inkinden bahsedeceğim arkadaşlar biraz. Şöyle siteyi size gösterdim. Buradan daha birçok oyuncunun, işte Fortnite falan da var. Birçok oyuncunun görüntü ayarlarına ulaşabilirsiniz. Ben bugün sizlere Zantares'inkinden bahsedeceğim. Ama yapmayacağım. Ben sadece göstereceğim. Arkadaşlar Zantares normal görüntü oranı 4'e 3 oynuyor. Bu ayar çoğunu bazılarınızda olmayabilir. Bunu başka bir videoda açıklayacağım. Çözünürlük olarak arkadaşlar 1024x768 oynuyor. Ama kendisi yayınlarında bazen, hatta birkaç kere ben duydum, 1280x960'ın en iyi görüntü ayarı olduğunu söylemişti. Onun da videosu var ama kendisi alışkanlık olduğu için 1024'de 768 tam ekran oynuyor. Arkadaşlar evrensel gölge kalitesini yüksek kullanıyor bilgisayarı iyi olduğu için. Ben yüksek kullanamıyorum. Bu arada şeyi de parlaklığı da %110 yapıyor. Ben %85'te tavım, yani benim hoşuma gidiyor bu şekilde, gözlerimi çok yormuyor. Model doku akışını arkadaşlar düşükte kullanıyor. Doku akışı devre dışı, efekt detayını gene düşükte kullanıyor. Shader detayı, bunu arkadaşlar herkes yüksekte kullanıyor niyeyse. Oyuncu konsantrasyonunu arttır. Bu etkin olsun arkadaşlar. Can da bu şekilde kullanıyor. Çoklu CPU kullanımı, yani bu işlemcinizi ne kadar kullanacağını arkadaşlar belirliyor. Bunu etkin bir şekilde kullanıyor. Keskinliği yumuşatma modunu otomatik 8x MSA'da kullanıyor. Burada gördüğünüz FXA keskinliği yumuşatmayı ben devre dışı yaptım ama Zantares'te bu etkin bir şekilde, ama ben devre dışı kullanıyorum. Doku filtreleme modu otomatik 3 doğrusal süzme, bu Zantares'te de bu şekilde. Dikey eşitleme, hareket hızı ve üçlü monitör modu, bunların hepsini de devre dışı oynuyor arkadaşlar. Zantares sizlere görüntü ayarlarını bu şekilde söylemiş olayım. Tekrardan videoyu başa sarıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi normal 400, 1024'de 768. Burada arkadaşlar Zantares bunu yüksek tutuyor. Diğerleri aynı. Evrensel gölge kalitesi yüksek. Diğerleri aynı. Onun dışında sadece o şeyi, şurada keskinliği yumuşatmayı etkin kullanıyor. Bunu ben devre dışı olarak kullanıyorum. Onun dışındaki tüm ayarlarımız ve görüntü ayarlarımız farklı. Yani görüntü ayarımız Zantares'ten farklı. Bir de şuradaki bir iki tane ayarımız farklı. Onun dışındaki tüm ayarlar zaten bütün genel CS oyuncularında aynıdır arkadaşlar. Çözünürlüğü de ben 1280x960 oynuyorum. Zantares 1024 oynuyor dediğim gibi. Zantares'in görüntü ayarları arkadaşlar bu şekildeydi. İlerleyen zamanlara Zantares'in view modullarını falan, cartını, curtunu, işte config dosyasında neler var, onları da sizlere bahsederim. Ben Zantares'in config dosyasını zaten bir ara kullandım. Onun içerisinde birkaç kendim değişiklik yaptım. İşte 240 Hz kullanıyor, ben de 144 falan var. Genel olarak arkadaşlar CSGO'daki e-sporcuların diyeyim size görüntü ayarları bu şekilde. Bu şekilde yaparak sizlere daha fazla FPS alabilirsiniz diyorum sizlere. Bu tarz yılların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.